bu faili meçhul denilen aslında. Faili belli olup faili ortaya çıkarılmayan cinayetler meselesinde zor bir iştir aslında. Çünkü cinayeti işleyene soruşturma yapmasını istiyorsunuz. O cinayetin aydınlatmasını istiyorsunuz. Bu mümkün değil. Bu işte bu alanda çalışan avukatlar da böyle iğneyle kuyu kazarcasına çabayla, beyanlar alarak, deliller elde etmeye çalışarak yol yürümeye çalışıyorlar. Bu son derece zor bir iş aslında. Belki zaman zaman tabii görgü tanıkları da var, benzerlikler var. Bunlar da yaşanmış. Tahir böyle biriydi. Tahir'in farkı aslında genel olarak bu topraklarda yaşayan avukatların farkı fikri takip sahibi olması. Yani ele aldığı dosya umutsuz olsa bile vazgeçmemesidir. Bu bizde çok az rastlanan bir özellik. Temel özelliği buydu. Tahir Elçin'in cinayetine ilişkin beraat kararına verdiği duruşmada söylemediğimiz bir husus vardı. Çok üzerine durmadığımız aslında. Biz soruşturma yürüten savcılar hakkında suç duyurusunda bulmuştuk ve şikayet etmiştik. Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulmuştuk. Hakimler Savcılar Kurulu şikayetimizi incelemeye değer bulmadı. Biz ona genel kurula itiraz ettik. Genel kurul kararı bu hafta başına tebliğ edildi. Yani pazartesi günü tebliğ edildi. Reddetti. Yani karar verecek hakime diyor ki merak etme ben senin arkandayım zaten. Bu bir mesajdır aslında. Bakın soruşturmayı yürüten savcının dışında hiç dosyayla ilgisi olmayan başka savcı bu soruşturmayı manipüle ederek, itirafçıları dinleyerek, başka şahısları dinleyerek siz gelin şey anlatın deyin ki polisler değil işte ateş işte şeylerden oldu, sur işinden geldi, yok başka bir kişi ateş etti falan diye. Yani görmedikleri soyut iddialarla aslında tarihçi cinayeti saptırarak başka bir adres göstermek suretiyle devletten uzaklaştırmak gibi bir çaba içine giriyor bu savcılar. Gerçek dışı beyanlar ve belgeler yaratmaya çalışarak. Bu açıdan bakıldığında şeydir, yani cezasızlık meselesi, bu pratik işleyiş bugüne ait bir mesele değil. Bu sistematiktir ve merkezi bir kararla gerçekleşiyor. Onun için de şeydir, bunu değiştirmediğiniz sürece, yani o merkezi karar mekanizması değişmediği sürece bu tür cinayetlerde cezalandırma çok zordur. Hatta imkansız gibidir. Tek bir kanıt dosyaya koymuş değil. Soruşturma aşamasında da adım adım dosyayı inceleyip talepleri biz sunduk. Dosyaya biz sunduk. Yani dosyanın avukatları olarak biz sunduk dosyaya ve talepleri de bulunduk. Dava açıldıktan sonra da bu taleplerin tümünü biz sunduk. Mahkeme bunların hiçbirini kabul etmedi. Ama her giden bir yerde de şöyle söyleyeyim. Yani bu sistematik bir işleyiş olduğu için, sistematik bir işleyiş olduğunda devletin kurumlarına gönderdiğinizde sonuç alamıyorsunuz aslında. Bir sonuç alamıyorsun. Şimdi mahkeme başından beri şeye odaklandı zaten. Yasa gereği zorunlu olan aşamaları geçip sonradan karar vermek. Zorunlu olan aşamaları geçerek. Mesela bizim keşif talebimiz yani olay mahalline gidip keşif yapma talebimizi bile uzun süre sonra düşünmesine, sonra karar altına alınmasına diyerek erteleye ilk gün red kararı vermedi. Sonra red kararı verdi. Mesela dönem başbakanın dinlenmesine ilişkin önce red verdi. Sonra kabul etti, dinlemeye karar verdi nedense. Sonra ara duruşma açarak vazgeçti bundan. O açıdan mahkemenin kendi başına şunu soruşturduğunu dinlediği bir tek tanık yok. Savcının da öyle. Savcının yaptığı manipülatif tanıklar dinletti soruşturma aşamasında. Bu açıdan başından beri zaten bütün hedef cezasızlığa doğru sürüklemek dosyayı. Ve cezasızlıkla sonuçlandırmak. Bu başından beri yapıldı. Bunun farkındayız. Yurttaş olarak ben itiraz ettiğimde devlet bana baskı uyguluyor. Ne uyguluyor? Hakkımda dava açıyor. Sad Kürdistan dediğim için dava açılıyor örneğin. Niye dediniz? Ne demek istediniz diye. Onun üzerine dava açıyor. Beni cezalandırmayla tehdit ediyor. Ya da cezalandırıyor. Biraz daha ileri gitsem başka türlü tehdit ediyor. Yani yaşam hakkımı ihlaliyle tehdit ediyor. Ve bunu sistematik olarak yaptığı için ve bunu bir merkezi karar sonucunda gerçekleştirdiği için bunu gerçekleştiren ajanlarını da cezalandırmıyor haliyle. Mesele bu kadar basit aslında. Bir şey daha söyledim. Dedim ki herkes mahkemenin talimat aldığı ve baskı altında olduğunu söylüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Siz bu davayı cezasızlıkla sonuçlandırmak gerektiğine inanıyorsunuz zaten. Sizin inancınız da o yönden. Yani zihin dünyanız da bunu söylüyor. Onun için size kimsenin talimat vermesine gerek yok. Yani orada masumlaşmanın bir anlamı yok. Herkes bu mekanizma, bu işe içinde herkesin kendi rolü var. Herkes rolünü oynuyor. Yani Kürtler açısından yargıya güvensizliği, hukuka güvensizliği geliştirir. Hukuk güvenlik demek zaten. Yani hukuk sizin haksızlığa uğramanız karşısında size koruma sağlar. Tahir Elçin cinayeti aslında cezasızlıkla mücadele etmesi itibariyle de bir sembol cinayet haline geldi. Elbette oturup daha çok belki ortaklaşmak gerekiyor. Yeni ne yapmak gerekiyor diye. Yani bu bakışı, bu şeyi deşifre etmek,
ve aşmak adına neler yapılabilir diye hukuk kurumları, avukatlar, birebir avukatlar, bu işte deneyimi olan kurumlar bir araya gelip yol bulmak zorunda. Kendilerine yeni bir yöntem, yeni yollar çizmek zorundalar. Bu açıdan, yani bu hukuki mücadeleyi yürütmek açısından. Bu gerekli. İnsan hakları otoritenin olduğu her yerde zaten ihlal ediliyor. Burada da aynı şey ihlal ediliyor. Biz buna karşı, yani insan hakları savunucuları, hukukçular olarak bu mücadeleyi yürütürken aslında sonuç almayı da amaçlıyoruz. Yani o ihlalin azalmasını ve olanların da, ihlal yapanların da cezalandırılması gibi bir sonucu elde etmeye çalışıyoruz. Elbet bir gün, onu da diliyorum, bir gün bunların olmayacağı koşullara kavuşuruz. Yine. Şimdi tabii yani Tahir Elçi'nin niye vurulduğunu bilmek için Tahir Elçi'nin kim olduğunu önce bilmek lazım. Tahir Elçi 90'lı yıllardan bugüne faili meçhuller, köy boşaltmalar, işkence mağdurlarının avukatıydı. Bununla ilgili birçok dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne götürdü ve Türkiye bunlardan mahkum oldu. Dolayısıyla böyle bir kişiliğe sahip bir Kürt avukatın hedef haline gelmesi çok şaşırtıcı değil. Tahir Elçi'nin özellikle yüksek sesle dile getirdiği çatışma operasyonu istemiyoruz şeklindeki beyanları yine hedef haline gelmesinin aslında temel sebebiydi. Genelde politik cinayetlerde çok sık karşılaştığımız ve delillerin karartıldığı bir durumdur. Tahir Elçi dosyası da bu açıdan politik bir cinayettir. Bu nedenle Tahir Elçi'nin failleri gizlendi, deliller karartıldı. Olayın ilk anından sonra biz gerekli özeni, itimamı göstererek delillerin toplanmasını talep ettik. Bir kısım delilleri hatta biz avukatlar olarak biz savcılığa gösterdik. Bakın şurada şu kamera kaydı var, şurada şu delil var diye. Ancak olaydan kısa bir süre sonra aslında gösterdiğimiz delillerin, savcının topladığı delillerin savcılık tarafından karartıldığını gördük. Ve bu dosyanın yavaş yavaş cezasızlığa doğru götürmek istediğini anladık aslında. Fakat her şeye rağmen umudumuzu koruduk. Birkaç duruşma sonra aslında savcılığın, mahkemenin yapmak istediği şey bu dosyaya cezası bırakmak olduğunu anladık aslında. Beklediğimiz bir karardı, öyle diyebilirim. Çünkü siz hiçbir delil toplamadan, var olan delilleri de karartarak bir cinayeti aydınlatamazsınız. Eğer bu cinayet politik bir cinayetse hiç aydınlatamazsınız. Örneğin polisin kendi çektiği görüntülerde 12 saniyelik bir kesinti var. Tam da Tahir Bey'in vurulma anına denk gelen bir kesinti. Tahir Bey'in durduğu yeri gören bir iş yeri kamerasında içeriği gören 3 kamera çalışıyor. Fakat Tahir Bey'i gören, dışarıya bakan kameranın çalışmadığı söyleniyor. Ki bütün çabalara rağmen de açılamadı. Şimdi bütün bu tesadüfleri siz yan yana getirdiğinizde aslında olayın planlı bir cinayet olduğunu, politik bir cinayet olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Sıradan bir cinayet dosyasında bile olay yerine bir keşif icra edilir, bir keşif yapılır. Gerçeği anlamak amacıyla. Bu yapılmadı. Şimdi bunun yapılmaması bile aslında başlı başına mahkemenin ne yapmaya çalıştığını gösteriyordu. Yine yürütmenin başında o dönem, yürütmenin başındaki kişi Ahmet Davutoğlu bunun siyasi bir suikast olduğunu söyledi. Şimdi yürütmenin başındaki birinin, bir başbakanın bu olaydan haberdar olmaması mümkün değil. Yani öncesinde haberdar değilse bile sonrasında haberdar mutlaka olmuştur. Yine dosyada mevcut bir takım ihbar mektupları var. Mesela o ihbar mektuplarından biri olayı aslında tüm teferruatıyla anlatıyor. Şunu söylüyor, diyor ki olayın olduğu gün saat 2'de Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir toplantı yapılıyor. Güvenlik toplantısı yapılıyor ve orada aslında görüntüler kırpılıyor, deliller kaybediliyor. Şimdi bütün bu şeyleri yan yana getirdiğinizde aslında dosyanın faile meçhul bırakılmak istendiği, cezası bırakılmak istendiği ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman failler cezalandırılmaz. Yıllarca süren yargılamalar sonuçsuz kalır. Bu Tahir Elçi dosyasında da aynı şey oldu. 9 yıl süren yargılama sonunda failler beraat etti. Cezasız bırakıldı dosya. Adaleti sağlaması gereken mahkemeler adaleti sağlamadı ve ailenin acısını bir kez daha tazeledi. Politik cinayetlerin cezasızlıkla sonuçlanması bir gelenektir aslında. Çok şaşmaz bir durumdur. Bu sadece Türkiye özelinde söylemiyorum. Dünyanın birçok yerinde bu böyledir.
Fakat hukukçular bu tür cinayetlerin cezası kalmaması için mücadelelerine hep devam ediyorlar. Şimdi bu karardan sonra bir istinaf süreci olacak. Muhtemelen dosya istinafta kesinleşecek. Çünkü polislerin yargılandığı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca istinafta kesinleşecek bir dosya bu. Daha sonra etkin soruşturmanın ihlalinden Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Eğer oradan da bir ihlal kararı çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulacak.